Yani çok değişik şeyler var ve bunlar gündeme gelmeli. Öğretmenlerimiz kendi kişisel yeteneklerini, özelliklerini devreye sokarak kendilerinden bir şeyler katarak kendilerini de çocuklarımızı geliştirerek bu öğretmenler. sürece katkı yapmalılar. Ortam, yani okul müdürlerimiz, il milli eğitim düzeyindeki genel ortam bunlara imkanlar sunmalı. Sunacaktır da, sunmanın dışında hiçbir alternatifimiz yok. Biz şartlarımızı yeniden dizayn ederken eksikliklerimize dikkat etmeli, bunları nasıl gidereceğimizle ilgili çözümler sunmalıyız, ortaya koyabilmeliyiz. Bu önemli bir nokta. Yani kısacası sayısal okur yazarlığımızı arttırmak ve bu konudaki eksikliğimizi gidermek için yapmamız gereken birçok şeyimiz var. Bunları gidermeliyiz. Şu örnekle ben konuyu pekiştirip tamamlatayım sayısal okur yazarlığı konusunda. Çocuklarımız herhangi bir sınavda bir fizik sorusunu okuduğunda tıpkı bir Türkçe'de konu okumuş, parça okumuş gibi rahat anlayabilmeli. Eğer bunu anlarsa biz ona fizik okur yazarı oldu diyebiliriz. Ama çocuğumuz okurken bu harf neydi? Şu sembol neyi işaret ediyordu? Allah Allah, bunların birbiriyle ne ilişkisi var ki? Ben şimdi ne yapayım gibi çaresiz bakışlarla soruyla karşılaşıyor ve soruyla karşı karşıya kalıyorsa burada ciddi bir okur yazarlık eksikliği var. Yani çocuk fiziğin alfabesini öğrenememiştir. Fizikteki okuma temel yazmaya kuramları öğrenememiş. Temel kuralları bilememektedir. Evet. Okuma yazmaya geçememiştir fizikte. Bunu gidermemiz lazım. Her derste sayısal olan her derste bunu gidermemiz lazım. Mesela okuma alışkanlığı çok önemli bir şey. Yıllardır ilimizde yürütülen bir okuma kampanyası süreci var. Ve okullarımız artık okuma kampanyalarını destekleyecek ciddi çabalar içine girdiler. Ve Türkiye genelinde de güzel başarılar da elde ettiler. Yani bunlar okuma alışkanlığının kazandırılması, yerleştirilmesi ile ilgili güzel gelişmeler. Ama bunun sadece ezber bir yaklaşımla yürütülmesi ve götürülmesi eksik kalır. Yanlış kalır. Bu okuma alışkanlığının tüm eğitim ortamına, okuldaki tüm süreçlere yayılması ve genelleştirilmesi gereken bir nokta olarak değerlendirilmesi lazım. Mesela Türkiye bu noktada bana göre toplumu bilinçlendirme konusunda ciddi atılımlar yapması lazım. Bizler rehberlik araştırma merkezi olarak okullarda rehber öğretmen olarak aile eğitimleri seminerleri yapıyoruz ama bu kurumsal çabalar, kişisel çabalara dayalı bir şey. Bunun ta en merkezden, sistemden kaynaklı bir yaklaşımla toplum bilinçlendirme, aile eğitimi çalışmalarının genelleştirilmesi lazım. Ulusal bir kampanyaya dönüştürülmesi lazım. Çünkü şu an en ciddi sorun bu. Toplumdan alınabilecek eğitsel destekler yetersiz alınıyor. Katılması gereken aile ayağı çok pasif kalıyor. Bunu aktifleştirmek, eğitimin de kendi içinde bir tartışmayı başlatmak lazım. Hiçbir kaygıya kapılmadan. Yani ben eleştirilebilirim. Görevimi yeterince yapamıyorum, algılayamıyorum. Yapmam gerekenlerde eksiklikler var. Bir yerlerden destek almam lazım. Konusunda ben kendi öz eleştirimi de yapmalıyım. Eğer bunları yapabilirsek eğitimin her ortamında ya da birisi size programcı olarak eğitim konusunu ele aldınız, değerlendiriyorsunuz ama şurayı eksik bıraktınız diyebilir, diyebilmeli. Siz de buna hazır, uygun, teşekkürle cevap vermelisiniz. Bizler de ve bu pozisyonda bulunan herkes de bulunmalı. Yani bu bir kısır döngüye ve tartışmaya girmemeli. Bakın programımıza çok değerli konuklar katıldılar. Her birinin ufku, bakış açısı, değerlendirme tarzı çok farklıydı. Ama bunlar bizim eğitimde yapmamız gerekenlerle ilgili önemli veriler sağladı bize. Her biri için güzel notlar aldık. Hatta bir katılımcımızın söyleminde ben şöyle bir not aldım. Hep yenilikler yapmak, hep yeni şeyler denemenin ötesinde ciddi bir zihniyet dönüşümü yapmamız lazım derken biz geçmişte dünyada eğitimde uygulanan en iyi sistemi uyguladık. Ama ne oldu? Tam bir fiyaskoyla bitti. İşte ilk defa internet kafeyle, okullarda uyuşturucu zararlı maddeyle tanışmayla bu dönemde başladık. Bunun adı kredili sistemdi. Bakın liselerimizde kredili sistem uygulanmaya başladığı andan itibaren bir anda toplumsal hazır bulunuşluk düzeyimin izin yetersizliği, kesimlerin bilgi eksikliğinden kaynaklı, öğrencilerin olayı algılayamamasından kaynaklı bir anda boşa düştü ve o dönem yetişen tüm gençler, çocuklar ve bugün çözülme oldu. Yani. Çözülme oldu. Yani ve en gelişmiş sistem olmasına rağmen biz bunu uygulayamadık. Hazır değilmiş. Bize zarar verdi. Bakın evet. Ne güzel bir sistem ama bize zarar verdi. Evet. Tekrar hızla bundan vazgeçtik.
Yeniden sınıf sistemine döndük. Şu an sınıf sisteminden yavaş yavaş dönüşerek yeni bir sistem arayışı içerisine girdik. Şimdi bu noktada baktığımızda sistemin iyi olması, dünyanın çoğu yerinde uygulanabiliyor olması, bizim de hemen bunu uygulamamız gerektiği gibi bir tartışmayı getirse bile uygulamada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani öğretmenlerimiz kredili sistemi anlayamadı uzun dönem. Yani şu anda bile bazı okullarda derslik sistemine geçelim derler. Bunu o öğretmenler kendi arasında tartışır. Birçok öğretmen buna karşı çıkar, zor olacağını söyler. Aslında olay nedir? Mesela 6A sınıfı, eski tabiriyle ortaokul birinci sınıfta bir sınıf olurdu. Bütün öğretmenler